Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l kerimil mennan. Zit tavli vel fadli vel ihsan. Ellezî hedâna lil îmân ve menna aleyna bi irsâlihi ileyna ekreme halkihi aleyh ve efzalahum ledeyh حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم فأكرمه بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الأزمان والصلاة والسلام على رسول الله المرسل إلى الإنس والجان وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى الآن وإلى يوم القيامة اللهم ربنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والأقيدة الله تبارك وتعالى يغانا بيروبار ولن خالق هستي خداي سبحان Hemmemizin ediyen taat-ı ibadetlamadı, hayrat-ı ihsanatlamadı, din-i diyanet uğruna çekeyen zehmetlemez, Allah Teala'nın rızayetini tapmak için bir kuruluşukla, bir oturuşuklamız, doğru işlen, köfelen vaktinle, giyeceğin gizka vaktlarına yine de şöyle fırsat tapıp, Hak Teala'nın kelamını işlersek, gelip dersiniz, Allah Teala barimizden kabul edip de iki dünya gününme ve saadet versin inşallah. Mübarek Bakara suresinin ayetlerinin tercüme ve tefsirini alıp bariyaz. Bir gecede 173. ayetinden te 176. ayetle şolun inşallah tercüme ve tefsirini aydıp da iştirer. Bu ayette Huday Teala bir neyse zahiri ve manevi haram eden zatları var. İnşallah görelim ne zatlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ harrama aleykumul meytete ve'd-demâ ve'l-lahmel hinzîri ve mâ uhille bihi li gayrillâh. فَمَنِ اغْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله Doğrudanla Allah Tebarek ve Teala siz Müslümanlara haram aylandırdı. Dört zadi. Bir el-meyte, maslık, haram ölen mali haram aylandırdı. Ve deme, kanı haram aylandırdı. Ve lehmel hinzir, domuzun eti haram. Ve ma uhille bihi li gayrillah. Ve her bir mali ki Allah Teala'nın adı aydılmani, başka ad bilen damak çalınan olsa o da haram. Huday Teala'nın adı kullen Bismillah aydılmani damak çalınıyor. Ya da kafirlerin damak çalan malları, hem mezikleri, çünkü Allah Teala'nın adını aitmeyenler, o da haramdır. Femen izu turra
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما أول بر آدمي ك استراري ولسا بر دوزي يرد جذب يا يا بر يرد زندان إيماغ هيش تات يوك آشلقتن ölüp بر يا شو حتى ولسا ölüme yetecek bolsa onunla şol maslıktan, donguzun etinden iyiyse, yönü iyiyse de gayra bağın, çaresizlikten yiyip du. Onun lezzet yani niyetinde yok. Ay azıp donguzun eti de bize halal olan yeri vallahi bir yiyeyin yiyip, aslında keyifçilik yadında yok. Çaresizlikten yönü ölümden galeyin yiyip iyiyse, ve la adin, özünde hay kâni başarmıyete ölümden galer miktarsa, şu hatta ise fela isme aleyh, o adama günah yoktur. İnna Allah gafurun rahim, Allah Teala günahını geçiyen mehriban Hudaydır. Şu deslapka ayette Huday Teala men dört zada haram eylendiriyen idi. Havasınız cemedin gürülün neyme zatla. Deslapkısı el meyte. Meyte dediği haram ölen mal, damak çalınmadık, özü öl kalan olsa. İkilenci vettim, kanı haram eylendirdim dedi. Oy mege, bunu da hayfır adam, kanı suvatı, Huday Teala onu haram ediptir. Ya maslığı da kimi ya mege? Yok, buna aitmayalı Müslüman oğulla. Son biliyeniz mi, hemen aziz dininiz gelmeğinizden önsek, ham insanla, cahiliyet zamanına nimet gelmiştikla, şu fikir velen ki, kan insanı kuvvet beriye, kan bilen adam dir olup gidip ya, şu fikirle velen bir hayvanın damağını çalsana nimet gelmiştikla, bir olukun camı alıp, şu kanını da yani şuna akıt gelmiştikla camı. Oğum caminin dolu kan oldu da, yeke yeke İçiyenmiştikle, doğru şu kanın ödün, o ne mi deyip? Kan muğavvidat, belli değil mi adam içinin kanı kufelerde kan içten deyip, lab kanı deyip muğavvi deyip deyip içiyenmiştikle. Ya kanı, yine bir ediyen işleri, hatta şu 200 yıl bundan öncek de kafirlerin arasını bulup duran işlerin bir etkisi, şu mahal teyze ayrı otuyla, mali damağın çalıp içindeki kanını çıkarmanı, haram öldürüyenmiştikle, boğup ya vurup tayaklap haram öldürüyenmiştikle ta içindeki kan değil mi içinde kalsın, etine, damarına kavutup ornasın, sonra tağamlı oluyor. Nezir muğavvi kanı, nezir dökmeli onun üstünden deyip, şu fikirle velen hulasa maslığı da yiyenmiştikle de kanını içiyenmiştikle. Ama Allah Teala ne mi diye? İnneme harrama aleykumul meytete veddeme. Mine Allah-u Zülcelal siz Müslümanlara maslığı ve kanı haram eylendiriyen neyiptir. Bir neyse meseleler var. Onları girişmemizden önce bir kıyıskı suratta şimdi kanın bir de maslığın ne mi ziyanı var insana? Son aydeyliğin görüyleyin ilmi ruz ne mi diye şimdi uğrattı. Kan adamın içinde gezip gören vaktinde cereyanına aylanıp gidip yan vaktinde fark etmeye her bir mevcut ezinde çı adam çı hayvan kan behterin zat oluyor. Ama kanın aylanıp gidip duruşu çık yüreğin vurup duruşu velen adamın ya hayvanın yüreği vurup du kanını sen damarlığında aylanıp gidip ya eğer şu yürek vurmanını koysa kanını yat yaşı durun zayında. Kanını eğer yatsa, inki mikrop zaterin, inki engel üşülyen zay, kan olup düşüyor diye. Pezeşkilerin ayetine göre. Hatta şu mahal, bir davarın damağını salyan, kanı yere dökülüyor da. Yere var dedi mi, evvelin zaten iki şu kanın üstüne üşüyor, tamam engellerden, bakteriyo, mikroplardan, oluk bir olukun dertle bir kesafet zatla kanın üstüne üşüyor diye. Aslında kan behterin zayiş olur. Vakti ki yürek işlemeden kalsa, kan hareketten kalsa behterin mikrobun yaşamağı zayi diye. Hatta şu mahal biliyorsunuz mu azma eşkalarda hemen
şu aydılayan mevcudatların üstünde bakteri diyaz, engelli yaz, bir oncuk dertle, şun üstünde azmayış ediyen adamla, şu bakteri o mikrobu nerede saklayarlar? Doğru kanın üstünde saklayarlar. Kanın üstünde saklayıp şun üstünde azmayış ediyarlar. Hulasa şuna aitsek bolyan ki kan behterin yaşamağı cay mikrop ve tamam dertlere kesif zatların cay olup çıkıyor. İnni şol kesif zatı ne form adam öz içine vermeli. Mikrop diyen, engelleyen, bula himmeci bir semha, himmeci bir dert, himmeci bir mirisçilik. Şuna adamı öz içine vermeli. Ya mesela mal haram ölse, damakkan dışarı çıkmasa belli şu haramgan malın öz içine kalıyor da içine kanına aylanıyor tamam ornaya o zor olsa ne mi diye mal haram ölünden sonra şu içindeki damakkan inni durdu da yattı son özü mikrop yankıyalak merisliği dışarıdan yığınıyor diye ediyen işi ne mi? Öz gözümüz bilen görüyen zatı düşündürer olsak şu mahal bir davarın sen damağını çal. Damağını çalayan kan tamam çıkıyor içinden. Şunu bir yerde koy günün aşağında yatsın bir kuvullab. Ama bir davar haram ölüptür. Kan damak kan içinde kalıptır. Onunla koy. Haysi biri basın porsiyer. Haysi biri çiğişip çiğişip gidiverer. Belli damak çalınmadık mal çişip porfimağı duruyor. Ol sen damağını çalıp kanını çıkarandan sonra günün aşağını koysan kak edip oluyor ol eti. Neyse ulla saklayıp oluyor. Ama haram kan içinde kalsa şul haram kanın özü dışarıdan bir neyse mikroplar yığınıp ol mikroplar da ediyen işi bir gazı semmi becermeği duruyor. Ve şu gaz veren hayvanın özü çişip yani yonlayıp ondan sonra da posimağı duruyor diye. Hulasa biz kan o kan kullun bir hareketten kalandan sonra tamam semin üşüyen zayi oldu. Şu sebeple Allah Teala ne mi dedi? Ben kanı ve kan içinde kalan maslığı da haram ettim dedi. Bir vakit yaşlılardan işleyedik. Bir davarın, malın, sığırın da damağın çalanda şu mal hay vurunmağı dur ya da neçe ken vurunsa eti füce oluyor diyerdiler. Yaşlılardan işleyenlerimiz. Mal neçe ken vurunsa damak çalanda eti füce oluyor diyerdiler. O mağa delilini düşünmeyedik. Elhamdülillah şu vaatlarda düşündük ki son ol malın neçe vurunmağı velen içinde kanlar kavurup çıkıyor diye. Zır muyraklan içinden de kan çıkıp ohum kan içinde kalmasa heyvara eti füzü olup takımı geliyen bulmalı. Ama gen yarısı lafı tamam pezeşiklerin tamam doktorların dilini lal eden bir gururun var Müslümanlığın. Hiç bir doktoru aydıp bilmeye bir gururun. O da ne mi? Pezeşkan az iddiayı cüdayı din ve selameti kutah miyayan. Hiçbir doktor yaydıp bilmeye, din başka da, sağlık o selameti başka da deyip hiç kim kiple bilmeye. Din hemen sağlık o selameti, tamam doktorluğun iddia ediyen, etiraf ediyen gururunları. Din sana bir neyse dağıtları it deyiptir, bir neyse dağıtları kaç deyiptir, doğrusunu bilsen sana sağlık baş onun içinde. Hiç kim aydı bilmeye, ay namaz okuyan, ya mesela haram zatlardan içmeyen, haram zatlara varmayan, ola fakat soğabı var, ola fakat ahiret direceğin oluyor. Bu dünyaya peydası yok deyip başarmıyor hiçbir adamı. Son şu buyrukların aşağında olmak sana bir sağlık, sana bir selameti getiriyor. Hulasa, kan o meytanı Allah Teala haram ettim dedi. Yani bir neyse meseleler var. Şıkkan ve maslık morotta. Yardım anı kulağa feylin hükmen evimizden çıkayan gururunla ki özümüze gerek bulur. Birisi hemen kanın gururunu. Kan haram diyez. Bakat derdi var diyez. Şu kan damak kan. Damarın içindeki kanla. Etin içinde kan olsa onun işgali yok.
Mesela damak salyan, damak kan tamam çıkandan sonra oğum dersini yürüp deni etini tik gelende şu etlerde kan oluyor. Şu kanın hiç işgali yok. Hatta şu kanı yumancık pişirip iyi vermeli. Ya yığınmasına değinle de işgali yoktur. Ol damak kanından dışarı etin kanı. Ama yine bir kan sorulayan meselelerin birisi. Bir malı damak salyan, mesela kurbanlıklarda da kan evinizden bolyandır. Malın içinden bir çağı çıkıyor. Şu çağını ne etmeliye? İyip bolyaya mı, iyip bolmaya mı? Bir avudun meseleyi şer'isi var. Bir mal muratta bulunan gururun, damağını çallın, içinden çağı çıktı hainini. Ne etmeli? Aya şu çağı da meytet, maslı hesabında oluyor mu ya, iyip bolar mı? Damağın çalından sonra enesinin, içinden çıkan çağının canı bağ olsa belli görürün. Onu ne etmeli? Basın onun da damağını çalıp halallamalı oluyor bayat. Bayat da etmeli işin. Canı bağ olsa, saklayıp bozuk olsa saklarsın. Yok hani nakısı olsa canı bağ, damağını çal, onun etini iyi ver. Olu konca kavuca tanı çıkıptır, etini iyi vermeli, hiç müşkülü yok. Haçan tanı diri çıkıptır, senin damağın çallın ha. Ama diri çıkıptır, damağın çalmakan ölse, onunla o yine de maslık oluyor. O tanın etini ip olmuyor. Ama içinden çıkan çağa ölü çıkıyor. Onunla ne ama? Onunla bir neyse ulamayla etini yiyip bulur deyiptir. Son inen damağın çalanda içki tanı da aynı hu inen bir budu yalak, bir kolu yalak, budu kolu halal oluşu yalak, içindeki tanan da damak çalınıp hem eti halal buluyor deyiptirler. Ama bizim mezhep başımız İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın veriyen fetvası o değil. Bizim mezhep başımız İmam-ı Azam'ın aydiyen zadi ol çağa haram buluyor diye eğer ölü çıksa onu bayit içine verersin ya yere gömmeli ya. Etmeli işimiz ha. Çağa ölü çıksa onu ip olmuyor. Ol maslık buluyor. O ne mi deyip İmam-ı Azam'ın aydiyen gururunu son inenin ruhu başka, içindeki çağın ruhu başka diye. Her haysının ruhları farkı diye. Her haysının canı farkı diye. Biz inen ruhunu çıkarsan, çağı içinde belli boğulu ölüptür ya başka bir zat bilen ölüptür ki ol maslık deyip hükmetmeli olur deyip İmam-ı Azam Ebu Hanife şuna diye. Hatta tamam ulemalan aydiyen zadışı Müslümanlığın. Bırtçı Ebu Hanife'nin bir zirindiğini bir işare değilin, ohum inşallah basım sonra hükmetli ve geçeyle. İmam-ı Azam doğru Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bolsa bir 100 yıl sonra geçen adam ha. 100 yıl, 200 sonra gelen adam. Şu moğa ne sonografi var, ne azmayışlı var, ne hayvanın, insanın içindeki çağın ne mevziyeti vardığını bilinmeyen zamanla tamam ulamalar diyenmiş, çağa inen velen canı bir diyenmiş. Te dünya geliyense, inen damağını çalsan çağın dışı velen canı ruhu çıkayan diyenmiş. İmam-ı Azam ne mi diye? Yok. İnen ruhu başka, çağın ruhu başka diyenmiş. Peydası ne mi? Şu mahal bir zinana yadaman kulağısın, bir zinana gövreli olsa içinde de çağa var hainli. Şu çağa 9 ay olup da ene dünyadan geçiyor. İçinde de çağa var da tamam ulamalar diye ene ölünden sonra içindeki çağa da öllük diye şu zamanla ha. O zaman iki çağın ne halette yatanlığını bilinmeyen zamanında ne sonografi var ne azmayışlı var. Ene ölse çağa da öllüğü onu da yani şu ene velen bile kavra gümamalı deyip hem ulamalar diyen fetvadır sol. Ama İmam-ı Azam ne mi diyenmiş? Yok. İnen karnını dilmelle çağın çıkarmalı diyenmiş. Şayet diri olsun. Son onun ruhu parka diye diyenmiş. Şundan sonra nesi vakit geçiyor? Bir vakit bir cevan oğlu olan birisi İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin yanına geliptir. Ey İmam, aya bollu mu sen şımadı den
bir hukmi beren bolsan, izinden ne ökünen bolsan bollu mu deyiptir. Yanlış verip kıynanan yerin bağ mı deyiptir. İmam Adam hava bağ deyiptir. O ne mi? Bir vaxt bir nesi adam yanıma geldi yurtşıp, ey Ebu Hanife, şu mahal bir zinanı, gavrulu zinanı dünyadan geçti, içinde de çağıtı bağ, şunun ne mi değildi dedi. Menne enen karnı dilimde çağını çıkar görün de fetva verdim deyiptir. Şunu kıynanyan, ol merhum dünyadan geçen enen karnı uzvını kesim kesim edip durmalı. O da o zamanın içinde men şundan cesedini kesmeliyiptir. İnni şuna bir mi kıynanyan deyiptir. Tamam ulamalı kesmeli dedi men kesmeli diva ettim deyiptir. O cavan oğlan ne mi deyiptir? Ey İmam-ı Azam onu da asıl kıynanma deyiptir. Şol ineği ki ölüp içinden çağa çıkarılan men neyiptir. Men şu çağa deyiptir. Doğru sen beren hükmün fetvan velen men şu mal dünyanın üzerine diri gözüp beyan neyiptir. Tamam ulamalı men ölümümü isleyenmiş ama sen hükmün velen men diri alım ona da asıl ökünme diyenmiş. Hulansa İmam-ı Azam'ın beriyen hükmü çağa inen ruhundan fark ediyor. Şu sebeple çağa eğer ölü çıksa onu yiyip olmaz. Ama çağa tana ya davar davarın içinden çıkayan çağa diri olsa onun damağını çalıp halallap da iyi vermeliler. Yine de şey maslık muğrutta bir hukumlu var. Pıçağa gelen malın gururunu. Bir tofor yerde pıçağa gelen malı hayt öldürüyen yıkılandan sonra aya canı bağmağı kellen kessin mi? Ya da ölünün sonra kellen kessin mi? Aha yaşın maslık mı? Ya da halallah bildin mi? Mühim vurdun ha. Bir neyse yerlerde damağın çalakanı bir ayak bilen def yerle titredi mi? Havva halal bir canı bağmıştık diyerle. Buna depme halal diyerle yok. Onu etmeliyim. Ulamalı bir neyse yol koyuptur buna. Yıkılan mali damak çalandan sonra ayak canı bağ mı yok mu? Bir neyse yollar var. Birisi yanlışmada kovutta yahtta sakla bir yanlışlanacak mesailerden birisi kanın sıçraması pısağa gelip yıkılıp yatan mal can bağ yoktuğunu bilen hak kellesini kesin de kanını çuğdurup da yani çıksa bil canı bağmış sen halalla bilip durun ama kellesini kesin de yok kanın orada erip akıp dursa onunla yok ol ölümden sonra senin pısağı vurup durun o maslık bulur. Allah Teala da maslığı haram ettim dedi. İkilencisi şol doğruğundur, sığırındır yıkılıp yatı, damağını çallın el ayağını yazıp yatırmıştık da damağını çalandan sonra el ayağını yığınasa bil halallap bilip durun. Canı bağmış damak çalıp durma oğan. Eğer el ayağını yığınabilse ha. Ama yani el ayağı yığınaklıymış. Damak çalanla el ayağını açarsa onu ol canı bağdığının alameti değil. Ol şayet maslık bulundur onu ip olmuyor. Üçüncüsü tavuk yağlı bir yeleği bağ kuşlardan ya mesela bir mallın ki tüyü var şunun damak çalanına tüyü defa kalsa ya tavuğun da yeleği defa kalsa bil canı bağ halalla bilip durun. Ama şu yeleği defa kalıp du damak çalanda yazsa ol halallığı değil. Dördüncüsü gözünün de yani yımılmaklığı. Damakını çalayan gözü açık duranmış. Damakını çalandan sonra gözünü yımsa bil canı varmış gözünü yumup biliptir. Ama gözü yumuklu. Can damak çalandan sonra gözünü açarsa yok onunla canı bağdığı değildir. Beşlincisi ağzını, ineğini yımmağı. Damak çalayan ağzını bir yımya bil canı varmış. Ağzını açsa canı yoktur. Altıncısı damakın çalan da boğazı da yani ses etkiyendir. Şov olsa bil canı bağdığı. Biz altı rahat buluş olan her haydi birci de yani ses tafılsa bir canı bağmış. Bir neyse doğasla ideyalla ne mi deyip biz kilaslamızı aslan hukum aydılmaya, fıkhten, mesailerden kan aydılmaya, bir işler vakti formasında sizin kilasınız değil ya.
Çün bizi hukum aydılmayanlığı bira ahkam bizler yadagadan molya, yada diye adamı. Yada dıp hausalan açıp da tarap deyeni iştivah berdarsıt diye. Ondan sonra ben falan ahunun içtim, falan kilastın içtim deyip iştivah gururunlu oluyor. Şu sebeple mesail kendi kilastırda ağdalayan değildir. Biz yattan çıkarmanı kavu düşünelim ki sonra iştivah berdarsıt olmasın. Damak çalanla kan sıçrak gitmeli, el ayağı yığınamağı, gözü yınmağı, ağzı yınmağı, hula asırçıları üşürüp biliyen bazı, el ayağını üşürüp biliyen, ağzını doğduğunu üşürüp biliyen, gözünü üşürüp biliyen, şılık olsa bil halal bolluğu. Ya da boğazı ses etse ya yeleği yukarı kalsa halal bolluğudur. Ama sonra ki Allah Teala'nın haram eden zadi, ve lehmel hınzir, donguzun da yani etini de Allah Teala men haram ettim dedi. Donguzun eti moratta. İnşallah kız karagıdı, pasım rağıdı keseriz, ken yadet malin. Donguzda bagat dertle, bagat yani miriçlikle ve ki doktorla sanap tükürdürlüden kendine. Ama yine de olsa bir neyse yerde onunla iyili otu bilmeli ki şu yiyen adamla imanın içinde yaşayan adam değil. Hatta insaniyette yaşayan adam değil. Hatta bağışlan hayvaniyette de yaşayan adam değil. Dungudun etini yiyen adamla. Neyse kelaslarda aydıptık. İnsan bir form edip yaratıptır Kuday Teala defa gidecek defa gidivermeli. Ferişteden ne kavval başarıya. Ama pese düşse pese düşük gidivermeli ki onun nihayet yok. Gidivermeli etek karşıyın. Hatta insaniyetten çıkıp hayvan olup hayvanla nefes bulup yaşayıp bile insan. Ulaike kel en'ami belhum azal. Allah Teala diye. Ola dört ayaklı hayvandır. Belki onun pestir diye Kuday Teala. Dungudun bakat dertleri var. Bakat mirisilikleri var. Şu dağıtları görünün sonra da iyiçiyen adamla bilin imanının dışarıda yatıha ola. İman merdi dursun insaniyet değil olan ediyen işi. Hatta bağışlan hayvaniyetten nefes yatı olan ediyen işleri. Mege harişlerde yok mu? Bağışlan kurvakan itini bir paşlak yalak adamın illi ırısı gelmeyen hayvanatı mege iyi mi yerli mi? Biz dungudu yiyen adam da insaniyetten dışarıda yatan adamla. Onun ilmi cedid bilen içindeki dertleri tanımadan kendi Müslümanlığın. Bir vakit iki tane, iki üç tane Müslüman pezeşikle oturuşup durla fakat dungudun tane içindeki dertlerini tanımaya. Onun içindeki enfulanzayı hukina etsek mi? Virüsü hayı hukina etsek mi? Bimari hayi tirişen aytsak mı? Her form münglürçü dertle var ki adamı da yani rumatizm yalak, innam ağır, beden zayıfleme hem dertler okulası muhtıla ediyor. Sana aptırla, sana aptırla, sana aptırla. Ahırda da doktorluğun bir yerse aydıptır. Her nagatta dungudun haramdığını bana aydağınız deyiptir. Men bunları ınanmayan Allah Teala'nın haram edenini ınanıyan deyiptir. Allah Teala haram etti de bollu tamam bollu deyiptir. Bunları aysan da etmesen ama fark etmiyor. Haram dongunuz deyiptir. Hulasa son aydı şey alak. Biz bir neyse ilmi cedid bilen Allah Teala'nın haram eden zatlarını ya buyruklarını ovadan açıklayaz. Neyin ki imanımız arttıracak bol Müslüman ne olla. Bizim imanımız Allah Teala'nın aydı söylen bes ve şu bilen kamil ha. Yani fakat hikmet o. İlmimizi köfeltmek için o bir gururluğun içine giriyor. Bolmasa iman köfeltmek için niyazı yok ki Allah Teala'nın hak kelamını işlemizden sonra boyun alıyor sana. Yöne şunu bilmeli ki donguzu hiç vakit biz özümüz yemeriz. Otmayın bolun donguzu etini, yağını hiç mi oğa yemeriz? Yöne sana iyidirecek bolorla. Aya şuma halkı dünguz moratta çıkayan gururlardan havarımız ben Müslüman da valla. Biliyorsunuz mi? Ol orf milleti, ol kafir bedbahtla
seni musulmanı dağda şu haram yiyen dongullarını yedirecek bol vatıyla. O ne zira? Hatta şu mahalli yakıllıkta Türkiye yalık yurtta biliptirle hemen halalcık roğun nebatıyla ve nahar vişirpçik halalcıkların iyi vatıyın şunun karhanasına bıgat pullu velen berlip şu yağın içine dungulun yağı da koşulup garılıp yani merdumu paylanı otu diye. Ta adamla da musulmanla da dungulun yağının iyisin olu da biğayrat insanla olsun deyip ediyen işlerinin biri. Biliyen mi? Dungulun etini yiyen adam, dungulun yağını yiyen adam, zerresin dağdan adam ne mi vazada muptala oluyor? Her hayvanın bir hasiyeti bir kılığı var. Yuvaşlığı, vahşiliği, her bir kılığı var hayvanların. Her hayvanın etini yiyen adam şu hayvanın kılığına giriyor diye. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sığırın etini kendi yemeyenmiş. Ne mi deyip? Sığırın etini kendi yiyen adam yüreği katı bir bir şefakat bir rahma adam oluyor. Sığırın özü yani. Peygamberimiz sığırın etini kendi yemeyen, koyunun etini yiyen. Pes beyazık, kavcı eti olansın. Ya mesela görüyendirseniz ki Afrika yalık yurtlarda hep vahşi derinde hayvanları ağulab iyi otuyla. Yol var yalık, hırs yalık hayvan iyi otuyla. Ama şu hırs yalık öldürdü bir vahşi insanla değil mi? Azıcık anırda otur, berde oturun üstünde münlerse adamın kanını dök otuyla. Hiç kıynan yan zatlarda yok. Hayvanla yalık vahşi ol kitiptirli de. Dongudun khasiyeti ne mi? Dongud musulmanlığın. İnki binamız terin, inki biğayrat terin hayvan dongud. Her hayvanın özüne göre bir hamiyeti var. Özüne göre bir gayreti var. Gayreti namusifi. Her hayvan öz yanındaki cüftüne hiç moğa başka birini yan oluyuna getirmiyor. Gurşiye, tofulşiye başka bir hayvanı öz cüftünün yanına getirmiyor. O her hayvanla hiç moğa öz innesi veren zoft geri etmiyor. Ama dumuz diyen hayvan var. Ediyen işin ama öz yanındaki zoftu var da anırda yine bir erkek dumuz gelse bir dumuzun ediyen işi yürütüp gidip bağışlan canı verişine aslan ediyen zaten o dumuzun aletini varıp oynamağa duruyor diye, yalıyor diye, soruyor diye, şehvetin turulup getiriyor öz cüftünü aşırıyor diye. Doğru, dumuzun etini yiyen adamla şu hasiyeti minikli Müslümanlık olla. Özünüz görüyorsunuz ki, aya zinanasına, öz ayarlığına, öğütürüne dumuzun etini yiyen adamla gayreti namusisi var mı? Ya da gözlerinin önüne ne mi olsa olup ya mı? Kulansa, dumuzun şu form bir direkliği var ki eti yağını yiyen adam şu hasiyeti minniye diye. O kafirle de Müslümanları bir gayret edecek olup şu form yağlarını bir nesi yurtta koşuluyor diye. Hatta ahirin gururun inşallah yad etmeyelim. Tüküdeyelim inşallah ayet kamil ol kalsın, naksı olmasın. Yadaman bir beş saatin tüküdürüz. Bir vakit Hindistan'a yani İngiliz ol Urs milleti muhasere edip İngiliz'in Hindistan'ın içine girişiptir. Servadları, hükümeti. Aynı hu şu mahal Amerika, Afganistan yurdunda servad yokuşu yani. Şu moğa paygahlarda hem Hindi Müslüman servadı varmış hem de İngiliz'i Urs servadı da varmış. Bu Müslümanlar çünkü gayreti diniler kamil olansan zol vuruşuyanmış tıklayan ki İngiliz'i, Rus'i fervarlı velen. Bir fermandeleri, başlakları oturuşu ediptirle baba ne mi değil şu Müslümanların gayretini ayırar mı diyali. Bula ediptirle onun gayretini ayırsak varsan haram zat bitirdi domuz idireyliyiptir. Bir ediptir baba ne zira ona domuz verip olacak mı? Olu ki illi girmeyen hayvanları. Bir içinde zirin bir yırtı varmış olaydıptır, iyidirsen bulur deyiptir. O ne forum? Şunun tüfengi, Müslüman Hindilerin tüfengi biz veriyiz deyiptir hava. Şunun feşengi, oku, tirine çelini veriyiz hem hava.
gelin şu beriyen feşengo tirimizi dongudun etine yağını bulap bereylen deyiptir. Ola ne mi derle? Hükmen Müslümanlı öl tüfünler velen şikar etgenmiştik, ağulayanmiştik da. Şu tüfünün okunun üstü dongudun yağı hainli. Şu velen bir tavşanı bir keyik vurarla şu ok gider ağı digir ağın içine deyeni dongudun yağı olur deyiptir. Sonra iyisiyle oğum dongudun yağı içine gider deyiptir. Görün oğun fikrini. Bari on et mesele de şul tiri oki feşengi illerini alır ahireyim deyiptir. İli dongudun yağı olur ağzına doğdağını deyse oğum anırık gider deyiptir. Şu bername velen tamam Müslümanlara beriyen oklarını feşenglerini dongudun yağı deyip beriptirler besleven deyip. Yavaş yavaş yankı gayretli Müslüman sırbazlardan gayreti dini ayrılıp var ya diye. Yavaş yavaş şimdi namazı kalıp var ya diye bulan arasında. Bir kafirle dungudu yapıyorlar, dungudu minleş olup yapıyorlar İngilizce ediyen işlerini hiç kim bilmeyiptir. Tayin ki bir vakit bir Müslüman sırbazla birisi ağlayıp yanmağa. Yankı oklardan elini alıp tüfüngünü cahilip duran moğa eli velen bir gözü neyi okalaptır? Gözü ağışmağı duruptır, ağırıptır. Behetti olptır ki bayit doktora gitmeli olptır. Doktor azma işatlı velen aydıptır ki senin gözünde donguzun yağı vadiptir. O Müslüman servaz heyran kalıptır. Men gözümde donguzun yağı ne evet ya deyiptir. Onun hükmen elini donguzun yağını deyip de gözünü deyip olmalıyım deyiptir. Şol Müslüman servaz şovunu nemek 50 gram olsa gözleyiptir. Nezir oluyor donguzun yağı olmalı. Ahırda da tafıptır ki şol feşenkle şol tir okla donguzun yağını bulaklılıyor. Yağı zarttırın olmalı. Hem yine azmayışatlı veren doktorlar biliptirler ki dakikın donguzun yağı şol tüfünün üstünde bağmıştık diye. Hem yine de Hint milleti Müslüman servazla tamam eşleşip gayreti dinisine minip de olukun şuraş velen İngilizce kavuk koyverttirler. Hulasa seni Müslümanın arasında bolyan zatlardan eğer eşek bolsan birisi ayarlı olun arasındaki arayışlar için işleyen lakomatiklerine ol renkli iki dırnaklara çalınıya doğduklara çalınıya beceriyen adamla şu renk uzaklaştın. Basın su döğününe ayrılmasın deyip bir yafşağın çespnak bir zat koşmalı olupdırla. Çespnak koşan zatları Müslümanı dargıtmak için donguzun yağını koşupdırla. Ki donguzun yağı yafşağın çespnak olupdır. Şimdi ayarlık olan Müslüman ayarlık olan öz doğduğuna doğru donguzun yağını çalıp gezip yalla. O haram arayışını aitmayın ha. Haram dongudun yağını doğduğunu çalıp zol dilvelenine yalap çık anırık yudubi otella. Aya ohum gayret kariyem şol orada. Gayretin namusi. Ola adam sının kakırayım. Ödünü her kime furuş edip satıp görmeyem mi? Doğru bir gayret bul yallığı istifade ediyen matiklerine dongudun yağı olan son deyip aydiye olamalı. Ya lakınna ya bitir de bilmez zatlamız harici geliyen savun. Şampu, kremle, harici oluyen olsa, tahkikat donguzun yağı içinde bulmasın ki ihtimali var. Yine bir soruluyen zatın biri, donguzun dişini öyde saklayaz, bereket geliyor diye. Donguzun dişi öyden bereket ayırıyandır Müslüman doğun. Mutmain mol öyden bereket ayırıyandır. Ol kafirlerin hukkuları ki haram zatları Müslümanı cahilecek bulutturla ağırlan bunu. Donguzun dişi öyü bereket getiriyen değildir de bazı bereket öyden ayırıyandır. Huday Teala hemmemize sağlığı, selamet ve afu afiyet versin. Dinimizi avudun suratı düşünüp de ona amel etmek tevfikini Huday Teala bariyemize versin inşallah. Dinden ağdaşıp yorulla Allah Teala'nın yattan çıkarıp kıyametin yattan çıkarıp Allah Teala'ya sataşlığını yattan çıkarıp yürün doğullara da Huday Teala tevfik ve hidayet versin inşallah. Tamam meriz doğulla, müşkülatlı doğulla Huday Teala yara yaverleri olup dertlerine derman versin inşallah. Hemmemiz bir elham üç kulu Allah okuyayım inşallah. Geçen ervah-ı tayyivelere bahşederiz. Okuyun. Allahümme amin. Amin ya Rabbi alemin. Ya ilahe alemin. Başarallah.
Allah'ım amin. Amin. Berahmetke ya